Sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler, bugün yine sizler için bir tamirat tadilat videosu daha hazırladık. Bugünkü konumuz araçlarımızın olmazsa olmazı, fren sistemindeki hidrolik yağı, yani fren sisteminin sıvısının değişimidir. Videomuza geçmeden önce sizlerden ricam, videonun sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmine tıklayarak kanalıma abone olmanız ve çay resmine tıklayıp daha sonra yükleyeceğim videolardan ilk olarak haberdar olmanızdır. Yalnız videomuza başlamadan önce size birkaç tane ön bilgilendirme söylemek istiyorum. Arkadaşlar, arabamızın hidrolik fren yağı deposu burası diyeyim, haznesi. Fren hidrolik yağı alırken yağımızın nasıl olduğunu, modelini şuradan anlayabilirsiniz. DOT 3 OR, yani İngilizce veya demek DOT 4 diyor. Yani alacağınız yağımızın özelliği DOT 3 veya DOT 4 olmalıdır. Hangi yağ alacağınızı düşünce belirlemenizde buradan ya da araçların kullanım kılavuzuna bakarak ne kadar yağ, yani miktar olarak ne kadar yağ ve hangi model yağ alacağınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi bu ön bilgilendirmeden sonra videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar, şimdi fren hidrolik yağının değişimine başlayacağız. Bunun için ilk başta aracın en western havuzuna en uzak olan lastiği seçiyoruz. O da aracımızın sağ arka tekeri oluyor. Burada yapmamız gereken işlem şu şekilde. Öncelikle çevreye zarar vermemek adına hidrolik yağında böyle bir kapta biriktireceğiz. Bunun içinde kaba alabilmek için de şu şekilde şeffaf bir hortum yardımıyla olacaktır. Bu hortumu şuradaki görmüş olduğunuz kampanadaki kliperdeki şuradan şu şekilde hortumu takarak yağ alacağız. Tabi buradaki hava alma tapası, onu da anahtarla açtığımızda içeriden biri fren pompalayattığında buradan kirli yağ şişemizde boşalacak ve aynı zamanda da hidrolik yağ kutusundan da yağ koymamız da önemli. Çünkü oradaki yağ bitip western house'daki yağı da çekersek arızalara sebebiyet verebiliriz. Bunu da yaşamak istemediğimizden sürekli fren hidrolik yağ haznesine yağ koymuş olacağız. Şimdi bu işlemlere başlayabiliriz. Arkadaşlar, aldığımız yağ Valio marka DOT 4. DOT 4 almamızın sebebi kullanım kılavuzumuzda yazması ve aynı zamanda da bu hidrolik yağ kapağında şurada görmüş olduğunuz DOT 3 veya DOT 4 yağ kullanabilirsiniz dedi. DOT 4'ün teknolojisi daha iyi olduğundan bizim tercihimiz DOT 4 oldu. Hidrolik yağ haznemiz burası. Şurada görmüş olduğunuz üzere bir tane filtre var. Bu filtreyi almadan yağ koyacağız. Ki yeni aldığımız yağ da belki üretim hatasından kaynaklı pislikler olabilir. Bunu filtre edeceğiz. Şimdi bir arkadaşım arabaya geçecek ve freni pompalarken ben de hidrolik yağını boşaltmaya çalışacağım. Bas. Arkadaşlar, içeriden arkadaşımız fren pedalına pompalıyor. Ve buradan görmüş olduğunuz üzere yağ gelmeye başlıyor. Pompala! Pompala, bırakma, devamlı pompala. Buradan da pis yağımız şişenin içerisine akmaya başladı. Bu şekilde buraya gelen yağ temiz yağ olana kadar devam edeceğiz. Aynı zamanda da gidip yağ haznesine yağ boşaltmamız gerekiyor. Çünkü videonun başında da söz ettiğim üzere western house bu durumdan zarar görebilir. Bunun görmemesini sağlamak amaçlı da
buradan devamlı yağ boşaltacağız. Şimdi gördüğünüz üzere buradaki yağın akışkanlığı da buradaki de çok farklı. Hani yağın ne kadar pis olduğunu şeyden görebiliyorsunuz, şişeden de. Bunu yapmamız amacı temiz yağ gelmesini sağlamak. Pompalamaya devam et. Evet arkadaşlar, bu şekilde temiz yağ gelene kadar devam edeceğiz pompalamaya. Arkadaşlar temiz yağımız gelmeye başladı. Gördüğünüz üzere akışkanlığı da değişti zaten. Daha akışkan bir hal almaya başladı. Şimdi buradan hava alma menfezini kapatıyoruz. Aynı zamanda arkadaşımız da içeriden pompalamaya devam ediyor. Bunun sebebi de fren sisteminin havası varsa havasını da almış olacağız. Arkadaşlar biz buradan sıktığımızda zaten pedal da içeriden sertleşiyor. Böylelikle sıkıldığını da anlamış oluyoruz. Şimdi diğer sol arka tekere geçebiliriz. Şimdi sol arka teker için aynı işlemi yapacağız. Şimdi arkadaşlar sol arka tekere başlayacağız. Sol arka tekere geçtik. Yine buradaki hava alma memesini açacağız. Bu arada fren sisteminizde eğer hava varsa buradan da havasını alabilirsiniz. Yani buradaki fren kreperlerindeki memeyi açarak fren yağınızın havasını almış olacaksınızdır. Bu da ekstra bilgi olarak paylaşayım. Şimdi yine arkadaşım iç kısımdan freni pompalayacak. Pompalamaya başlar mısın? Gördüğünüz üzere bakın içerisinden de nasıl bir pislik akıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Fren sisteminin içerisinde. Pis yağımız akmaya başladı. Tabii arkadaşlar bu hidrolik yağlarını şey yapmamamız lazım. Dış ortama atmamamız lazım. Çünkü zararlı yağ. Kaba alarak dışarıya koymamız. Yani en azından çevreye direkt salmamamızda fayda var. Geleceğimiz için. Şimdi tekrardan pompalayacağız. Yağ koymaya geçiyoruz. Arkadaşlar buradan temiz yağımızı hazneye dolduruyoruz. Tabii oradan tekrar boşalıyor. Bu önemli. Buna çok dikkat etmelisiniz arkadaşlar. Burayı boş bırakmayın diyorum yani. Şimdi bu hazneyi doldurduk. Tekrar tekerleğe geçiyoruz. Temiz yağımız gelmiş zaten buraya. Bir kere daha pompalayabilir misin? Evet, tamamen temizleşmiş. Pompalamaya devam et.
Dur. Pompalama. Arkadaşlar siz yalnız bu işlemleri yaparken yıldız anahtarı ayarlarsanız daha kolay olacaktır. Açık ağızlı anahtar her zaman yerine girmiyor. Şu anlık bu tarafı da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar normalde ya belki ya fren yağı değiştirilir mi bilmem ne diye söyleyecek olan arkadaşlar olabilir. Normalde üreticiler zaten bunu belirli bir yıl aralığında değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Ayrıca söylemese bile şuradaki yağın içerisinden çıkan metal ve pislik parçalarını sizlere ayrıca göstermek istiyorum. Bunlar arkadaşlar Westinghouse'umuzun veya işte hidrolik sistemindeki çalışan pistonları veya işte hortumlarda gereksiz gezintilere sebep olacak. Bu da fren sistemimizde arızalar, yağ kaçakları ve durma mesafemizin uzamasını sağlayacaktır. Bunları da ayrıca göstermek istedim size. Çıkan pislikler yağdaki. Arkadaşlar şimdi resmin ağzımıza en uzak 3. lastiğimize geldik. Bu lastiğimizde arabamızın sağ ön tekeri. Şimdi tekrar açtık, düzenimizi kurduk. İçeriden arkadaşımız yine freni pompalayarak yağ akışını sağlayacak bize. Buradan zaten başladı. Ve yağımız şişemize dolmaya da başladı. Gördüğünüz üzere tüm lastiklerden pis yağ akıyor. Normalde fren hidrolik yağı bu şekilde bir rengi yoktur. Daha saydam. Yani şuradaki gördüğünüz gibidir ve zaten çok yakın olmasından kaynaklı buradaki yağ hemen temizlenmeye başladı. Bir miktar yine hidrolik yağımıza takviyede bulunacağım. Hidrolik yağ haznemize. Evet. Şimdi anahtarlarımızı da sıkmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, sağ ön tekerimizin de hidrolik, fren hidrolik yağını değiştirmiş olduk böylece. En son olarak sol tarafta kaldı. Sol tarafı da yaptığımızda işlemimiz nihayete erecektir. Tapayı da yerine takayım. Şimdi arkadaşlar son tekerimiz olan sol ön tekere geldi sıra. Şimdi ben tekrardan taktım bunu. Arkadaşım arabanın iç kısmından yine freni pompalamaya başlayacak. Ve temizliğe geldiğinde de tüm işlemlerimiz bitmiş olacak. Şimdi arkadaşım içeriden freni pompalamaya başlıyor. Gördüğünüz üzere yine
akmaya başladı. Ve ilk gelen yağın rengiyi de son gelen yağın renginin farkını da göreceksiniz videomuzda da. Hatta akışkanlıkları bile değişiyor arkadaşlar. Şu an daha böyle sıvımsı, daha su şeklinde akmaya başladı ve yağımız da rengi de değişmiş oldu gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaş oradan pompalarken ben de buradan hava alma pimini sıkmaya başlıyorum. Şimdi arkadaş içeriden pompalarken ben de aynı zamanda buradan sıkıyorum ki hava yapmasın. Şiş değil mi fren? Evet arkadaşım frenin şiştiğini de söylüyor. Şu an işlemimiz tamamlanmış oldu. Bu yaptığımız işlem fren hidrolik yağının değişimiydi arkadaşlar. Ve şu an bu işlemi bitirdik. Arkadaşlar lastiklerden yağımızı değiştirdik. En son haznemizdeki yağın tamamlamaya geçtik. Kalan yağı boşalttık. Ve haznemizdeki yağı tamamlamış olduk. Normalde maksimumla minimum arasında olmalı. Ya da işte balatalarınızın ve disklerinizin durumuna göre maksimuma yakın da tutabilirsiniz. Bu şekilde de seviyesini, yağ seviyesini ayarlamış olacaksınızdır. Arkadaşlar beni videomda sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olun ve bilgide kalın. Sizler hoşça kalın. Görüşmek üzere.